Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Aziz brotherlar, Allah subhanahu ve taala basgan qadam ilerge acil hasanatlarını ato etken musun? Amin. Allah subhanahu ve taala siz bilen bizni mana shunday mübarek Şam diyarıda, mübarek ibadet üstüde, cihat ibadet üstüde jam qilganida qiyomatda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan Firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin. Amin. Aziz birodarlar, haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarni qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Avvalgi darslarimizda siz bilan biz birodarlar haqni bilishlikning ahamiyati, haqni ma'nosi va haqni sifatlari va haqni haqligiga ishora bo'lib turadigan, alomat bo'lib turadigan belgilar haqida va haqni topishlikni, haqni bilishlikni yo'llari haqida suhbat qildik. Inshaalloh bugungi darsimizda haq bilan botilni o'rtasini ajratib olishlik haqida suhbatlashamiz. Haq bilan botilni o'rtasini ajratishlikda shar'iy qoidalarga ko'ra ajratishlik haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Avvalo shu qoida haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Shariy qoida degani nima degan? Qoidani o'zi lug'aviy ma'nosi birodarlar asos degan. Asos asl. Bir narsani asosini, ya'ni poydevorini aytadi. Fundamentini aytadi. Shariat istilohida esa qoida deb turib, juz'iy masalalarni o'z ichiga olgan umumiy masalaga aytiladi. Zamonaviy til bilan teorema ham deb qo'yiladi. Ya'ni juz'iy masalalarni, har xil masalalarni o'z ichiga olgan bitta umumiy qoida, umumiy masala degan. Boshqa ulamolar aytar ekanki, shariy istilohda qoidani ta'riflab, qoida juz'iy hukmlarni u bilan bilinadigan umumiy hukm deb turib aytganlar. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayti va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Esling, vaqtiki Ibrohim va Ismoil uyni poydevorini, ya'ni qawa'id deyapti. Qawa'id bu qoidani ko'pligi degan. Uyni poydevorini ko'tarib dediki, Parvardigoro bizdan qabul qilgin, albatta sen eshituvchi va bilguvchi bo'lgan zotsan dedi. Haq bilan botilni birodarlar ajratib olishlikda ayrim qoidalar bor. Ya'ni biz shuncha masalalarni o'tdik darslarimizda. Endi shu masalalarning hammasini qisqartirgan holatda, ixcham qilgan holatda qoidalar bilan inshaalloh bilib olsak bo'ladi. Men fiqhiy qoidalarning ayrimlariga ishora qilib ketmoqchiman. Ya'ni ko'p masalalarni o'z ichiga olgan juz'iy masalani o'z ichiga olgan umumiy qoidaga ishora qilib ketmoqchiman. Qawaid kulliyatul xams deyiladi. Qawaidul xams al-kulliya, ya'ni umumiy 5 qoida bor, shulardan biri al-mashaqqa tajlibu ta'sir deydi ulamolar. Mashaqqat yengillikni keltirib chiqaradi, tortadi deydi. Ya'ni shariat birodarlar qanaqa sharoitda agar ibodatda bo'lsin, muomalatda bo'lsin, qanaqa sharoitda agar mashaqqat kelib chiqadigan bo'lsa, shariat yengillatadi. Masalan, kishi ikki turib namoz o'qolmayapti. Shariat nima deydi? Yengillikni olib keladi. O'tirib o'qisin deydi. O'tirib o'qolmayapti, yotib o'qisin deydi. Ko'rdinglarmi? Mashaqqat nimani olib keladi? Yengilchilikni olib keladi. Mana bu qoidalar qayerdan olingan desa, mana bu qoidalar juz'iy masalalardan olingan. Ya'ni mana shu qoidadan chiqib ketmaydi shariat ahkomlari. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh sizlarga yengillikni xohlaydi, og'irlikni xohlamaydi. Mana shu oyatdan olingan. Tushundinglarmi? Boshqa oyat Karimada esa Alloh taolo aytadiki, va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj. Alloh sizlarga dinda haraj, ya'ni qiyinchilikni qilmadi deydi. Mana shu oyatlar, boshqa shunga dalolat qiladigan hadislarning hammasini hukmini jamlab turib, bitta nimaga hisob qiladi? Hisob qo'yadi. Qolibga hisob qo'yadi. Bu qolib nima dedik? Mashaqqat yengillikni keltirib chiqaradi. Yana 5 ta umumiy qoidalardan biri al-amalu bin-niyat. Amallar niyatga bog'liqdir. Boshqa ta'rif bilan aytganda al-umuru tatba'u al-maqasid. Ishlar maqsadlarga ergashadi deydi ulamolar. Ya'ni kim nimani niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatiga qarab turib bo'ladi amal. Amali ana shu niyatiga qarab turib qo'yib bo'ladi. Bu ham qoidalardan biri. Yoki yana umumiy qoidalardan biri الضرر يزال yoki la darara va la dirara. Zarar ko'tariladi. Ya'ni zarar ko'tarilishi kerak va zarar berish ham yo'q, zararlanish ham yo'q degan qoida. Shariat ahkomlarining hammasi mana shu narsaga tushib ketadi.
yoki boshqa qoida al-yaqin la yurfa'u bish-shak, yaqin shak bilan ko'tarilib ketmaydi degan qoida. Yoki yana ulamolar aytgandek umumiy qoidalardan al-urfu mu'tabarun, uruf e'tiborga olinadi, ya'ni urfga amal qilinadi. Agar shariatga xilof chiqmaydigan bo'lsa, urfni e'tiborga olinadi deb turib aytganlar. Mana shu kabi qoidalardan nima foydasi bor deydigan bo'lsa, bir qancha foydalari bor. Birinchi foydasi, birodarlar, chalg'ib qoladigan masalalarni talabi ilmga, omma odamga qisqartirib beradi. Ya'ni masalalar har joyga chachilib ketgan, hammasini nima qiladi? Bitta joyga olib kelib qo'yadi. Shu qoida, kichkina qoidani biladigan bo'lsangiz, uni ichida ancha masalalar bo'ladi. Sizga qisqartirib nima qilib qo'ygan bo'ladi, olib kelib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni uni foydalaridan kishi qoidani bilishligi bilan shariatni maqsadlarini o'rgana oladi. Alloh taolo nimani maqsad qilyapti? Shu narsalarni bila oladi. Yana qoida shaklida ilm o'rganishning foydalaridan omma xalq bemalol oson ilmni o'rganib oladi qoida bilan. Qoidaga soladigan bo'lsa, shu ayrim qoidalarning ichida butun fiqhiy ahkomlar yoki aqidani qoidalari bor. Ana shu aqidani qisqa holatda oson o'rganib oladi. Ilmda mutaxassis bo'lmaydigan bo'lsa ham, qoidani bilishligi bilan ilm u odam uchun yengil bo'lib qoladi. Inshaalloh bu hozir qoida haqida ko'p gapiryapman birodarlar. Biz haq bilan botilni ajratishlik qoidalariga kirishganimizni sizlar inshaalloh yana ham keyinroq tushunasizlar. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, la budda yakuna ma'al insani usulun kulliyatun yaruddu ilayha al-juz'iyat li yatakallama an ilmin va adlin din. Inson umumiy usullarga ega bo'lishlik kerak deydi. Juz'iy masalalarni unga qaytarishlik uchun. Va mana bu narsaga ega bo'lishlik kerak, sababi nimaga desa, ilm bilan adolat bilan gapirishlik uchun deydi. Ya'ni qoidasi foydavor bo'lishlik kerak. Fiqhni ham aqidani ham foydavor bo'lishlik kerak. Biz siz bilan biz asha haq va botil degan darsni qilyapmiz birodarlar. Mana shu ilmlarni hammasini inshaalloh nimasini beramiz? Qoidasini, foydavorini beramiz inshaalloh. Endi dars mavzusiga qaytadigan bo'lsak birodarlar, haq bilan botilni ajratib olishlik bu Alloh subhanahu va taoloning bandaga beradigan eng katta ne'matlardan biri. Katta bir fazilat. Inson haq bilan botilni ajratib oladi. Ajratib olganda ham qanday ajratib oladi deyapmiz birodarlar? Shar'iy qoidalar bilan, shar'iy asoslarga sob turib ajratib oladi. Haq bilan botilni ajratishlikdagi qoidalardan biri birodarlar, haq bitta va haq ko'p sonli bo'lmaydi. Al-haq wahidun va la yata'addad. Haq bitta va haq ko'p sonli bo'lmaydi. Mana shu qoidani ichiga birodarlar juda ham ko'p masalalar kirib ketadi. İnşallah bunu şarkıya girişemiz. Batıl ahli hakka karşı hiç kalendaki çağrı körü olmagenden kegin Allah Ta'ala'nın nürünü öçürü olmagenden kegin Allah Subhanahu ve Teala kerimen etedi ki yürüdün lütfü nurallahi bi efvahihim Allah'ın nürünü ağızlarımla öçür mahşub olediler. Vallahu mutimu nurihi velev kerihel kafirun. Halbuki Allah uz nürünü tamamı yetkisi uçudur gerçi kafirleri yakması hamdir. Ya'ni haqqa qarshi birodarlar botilni hujjati yo'q. Lekin botil haqqa qarshi qanaqa usullar bilan chiqadi? Noumid bo'lgandan keyin botilni haq deb chiqadi. Haq bitta emas, mana bu ham haq deydi. Tushundingizmi? Haqqini sonini ko'paytirib yuboradi. Natijada inson botilni haq deb o'ylab qoladi. Shuning uchun biz aytdikki, birodarlar, qoida haq bitta bo'ladi. Mana bu hozirgi paytdagi birodarlar shaytonni haqdan ajrashtirishlikdagi eng samara berayotgan usullardan biri. Botil ahli mana shu usulni juda ham ko'p ishlatadi. Natijada odamlar topolmay qoladi, qaysi biri haqmi? Demokratiya haqmi? Islom haqmi? Kufrlarning hukmlari to'g'rimi yoki Qur'onning hukmi to'g'rimi deb hatto musulmonlar o'ylanib qoladi. Nimaga desa, chunki botil ahli buni ham haq deb turadi. Bu ham to'g'ri deydi. Lekin buni adashgan joyi bor deydi. Bu ham to'g'ri deydi. Bu ham to'g'ri. Hammasi to'g'ri deydi. Hammasi haq deydi. Natijada inson boshi aylanib haqni topa olmay qoladi. Shuning uchun biz aytayapmizki, qoida shuki, haq bilan botil ajratishlikdagi qoidalarning eng birinchisi va eng muhimi birodarlar, haq bitta bo'ladi va haq ko'p sonli bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytganimda aytadiki, "Va anna hada siroti mustaqiman fattabi'u." Albatta, mana bu mening to'g'ri yo'limdir. Unga ergashingiz. "Va la tattabi'us subula" va yo'llarga ergashmangiz. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ O sizlerini Allah'ın yoludan adaştıradı.
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sizlerine Allah'ın yolunu adaştıradı. Eğer yollar geri geçediyor Musa'yla. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah sizlerine bana şu nersiyle büyüledi. Farmanı şu, emri şu Allah'ta olan emri. Fakat yine bir de yol geri geçtik. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Şayet sizler takva kısaylar değil. Ayet-i Kerime'de Allah Subhanahu ve Teala bir yine yol dikeltir yaptı ve yollarını keltir yaptı. Et yaptı ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي Bana bu benim yolumdur diye yaptı. Bitti yol. Sirat. Yer geçiyorlar diye yaptı. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَهُ Yolları yer geçmeyiler diye. Subul bu sabildi köplüge. Yoldu köplüge. Demek hak yol bitti oladı, batıldı yolu köp bula. İbn-i Kayyum Cavzi şu ayetini manasında etedi ki وَالْمَقْصُودُ أَنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ وَاحِدٌ اِذْ مَرَدُّهُ اِلَى اللّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ وَتُرُقُ الْبَاطِلِ مُتَشَعِّبَةٌ وَمُتَعَدِّدَةٌ Maksat şu ki, ayette maksat kılınırken ise şu ki, hak biti bulur. Ve onu alıp baradığın cayı, اِلَى اللّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ Hak bugün, malik bugün zatı alıp bulur, Allah ki alıp bulur. وَتُرُقُ الْبَاطِلِ Ve batılını yolları ise, türlü tüven bulur ve köp sallıyor bulur. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Bana bu benim yolumdur, doğru yolumdur, onun yer geçiyle. Biz bana şu yolu buradırlar, hakkını, doğru yolu, bir yine bugün hakkını daim her namazımıza soruyoruz. اِهْدِينَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi doğru yolu başlayan, sirat'ta murat bitti yol. صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Sen onlarla inam etkilerini yoluna başlayın deyip durup soruyoruz. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu Dervayet kılınca hadisi keledi. Bu hadisini İmam Ahmet uzun musnada da keltirge. Bana şu ayetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şartla verdiler. Abdullah ibn Mes'ud etedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolları bilen bitti doğru çizgini çizdi. Sonra ettiler ki bana bu Allah'ın doğru yolu dedi. Sonra ana bu yolda yan başlarına, yanına, on tarafına ve çap tarafına çizgiler çizdi. Sonra etti ki bana bu yollar dedi. Ve bana şu yolların her bittesinde şeytan duradı. Ve bana şu yolge davet tutturdu, çakırıp duradı adamlar. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetini okudu. Ve enne hâzâ sirâti mustaqîmen fettebi'u ve la tettebi'u subule. Elbette bu benim doğru yolumdur, mustaqim yolumdur. Onge ergeçiler ve yollarge ergeçmeyler dediğin ayet-i kerimeni okudu. İmam-ı Tabari uzun tafsirlerde Abdullah ibn-i Mes'ud radıyallahu anhudan keltiredi. Bu rivayet hem Abdullah ibn-i Mes'ud'den. Bir kişi Abdullah ibn-i Mes'ud radıyallahu anhudan doğru yol hakkında sorar. Şimdi Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh'a ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi şimdi bir yolu başına taşlayıp gittiler ki ana bu yolda ahire cennet yolu bırak dediler. Bu yol yorkun yol. Hadisteki gendik leyluha kenahariha onun keçesi kündüzü ki bu açık yol. La yazigu anha illa halik bana bu yolda fakat yine halak bugün adam yine adışa. Yani bu yolu başı yine bir sallam taşlayıp gitti ahire cennet yolu bırak. Allah subhanahu ve teala kerimede etedi ki قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَب۪يثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يثِ Ayet-i Muhammed Aleyhisselam napak bilen pakize nerse beraber bulmaz. Gerçi sizi napakini köplüge tacüplendirirken Musa'ham. Yani napak nerse köp buladı. Bu napak bu pakize bilen beraber bulmaydı. Gerçi köp buladı gön Musa'ham. Hak bitti buladı. Ve hidayet yolu hem bitti buladı. Yani sabah tuğuluşluğu mümkün. Bana Allah subhanahu ve teala kerimede ayet edi ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Biz yolumuzda cihat kıyarlarını biz uzumuzu yollarımızda başlayıp koyamaz diye. Ve de Allah teala سُبُولَنَا deyip türü yollarımızda deyip türü ayeti yaptı. Demek bundan murat hak yolu bitmese kendi. Hani ne düşünemez bu ayeti deydi Musa? Bu ayetten künlingen mana tafsir ulamalar ayet kendik سُبُولُ الْخَيْرِ Yahşilikni yolları. Yahşilikni yollariga Allah subhanahu wa ta'ala cihat kıyarlarını yollab kıyar. Bu yahşilik yolları kana kıyarlar? Cihat yolu buluşluğu mümkün ha? Namaz, zekat, roza, sadaka, nafil ibadetler. Kana ka yahşilik yol buladığı yolmasa Allah subhanahu wa ta'ala ana şu yolge cihat kıyarlarını muvaffak kıyar. Ve lakin bana bu yol uz aslen bitti yol. Neme gelirse Allah ta'ala'nın razıliğe alıp buradığı yol. Hak bitti degen payette Manhaj bitti. Din bitti. Akide bitti, tevhid bitti degen nasıl nazar tutuluyor bu adamlar. Yani ikide manhaj, ikilesi hem hak bakma mıydı? Bu hem akide, bu hem akide, ikilesi hem
to'g'ri bo'lib qolmaydi. Islom aqidasi hech qachon boshqa aqidalar bilan muvofiq kelmaydi. Demokratiya bilan islom muvofiq kelmaydi. Islom haq, bu botil. Demokratiya ham haq bo'lib, islom ham haq bo'lib qolmaydi hech qachon. Xuddi nasroniylik bilan ikkalasi muvofiq kelmagan, islom muvofiq kelmagandaqa. Boshqa dinmi? Boshqa din. Kufriy tuzumlar bilan hech qaysi bilan muvofiq kelmaydi. Chunki haq bitta. Alloh taolay karimada aytadiki, "Arbabun mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahhar." Turli tuman roblar yaxshimi yoki qahhar bo'lgan, yolg'iz bo'lgan Alloh yaxshimi deydi. Mana bu demokratiyalar birodarlar, odamlar hozirda to'qib olgan, o'zlari uchun nima qilib yasab olgan but sanamlar bular. Mana shular yaxshimi yoki birgina bo'lgan Alloh yaxshimi? Boshqa oyat karimada Alloh taolay aytadiki, "Va man yabtagi g'ayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kim islomdan boshqa bir dinni xohlaydigan bo'lsa, undan qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardandir deydi. Va xuddi shuningdek, ahli sunna ham bitta birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, Imom Abu Davud o'zining sunanlarida Muaviya ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu da rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytilarki, sizlardan avvalgilar ahli kitoblar 72 firqaga bo'lindi. Va albatta mana bu ummat 73 firqaga bo'linadi. Ulardan 72-tasi do'zoxda va bittasi jannatda va hiyal jamoa va u jamoat dedilar. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda esa Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadis bu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan "Ya Rasululloh, u qaysi?" deb so'ralinganda, ular "U qaysi millat?" deb so'ralinganda Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Ma ana alayhi va ashabi, men va meni ashablarim uning ustida bo'lgan narsadir" deb turib aytganlar. Men va meni ashablarim ustida bo'lgan millat mana shu nima? Ahli sunna deb turib aytganlar. Shuning uchun ko'ramizki, birodarlar, ahli sunna bitta, aqidasi bir xil. Imom Buxoriy bilan Imom Muslim, Imom Abu Davud, Imom Nasoiy, Imom Termiziy hammasi aqidasi bir xil. Abu Hanifa rahimahulloh, Shofiy, Maliki, Hanbali hammasi bir xil aqidasi. Fiqhiy masalalarda ijtihodlari bo'lishligi mumkin, lekin aqidalari bir xil. Chunki haq bitta. Haq bitta bo'lgandan keyin birodarlar, odamlarning aqidasi bir xil bo'ladi. Boshqacha bo'lmagan ahli sunnani aqidasi bir xil bo'lgan. Demak, birodarlar, haq bitta bo'ladi. Ko'p sonli bo'lmaydi. Haqni ko'p sonli bo'lishligiga qurilgan ayrim bir nazariyalar bor. Hozirda mana shu nazariyalar tatbiq qilinadi musulmonlarning ichida. Mana shu nazariyalar yoyiladi. Va natijada odamlar haqdan uzoqtiriladi va odamlar haqni bilishidan to'siladi. Mana shu nazariyalarning natijasida. Bu qanaqa nazariya deydigan bo'lsa, vahdatul adyan, dinlarning bittaligi. Dinlarni bir-biriga yaqinlashtirishlik nazariyasi. Mana bu nazariya nima narsaga dalolat qiladi desa, mana bu nazariya islom ham to'g'ri, nasroniylik ham to'g'ri, yahudiylik ham to'g'ri, biz bular bilan muvofiq yashashligimiz kerak. Dinlar nimasini, dinlar birligini, dinlar o'zaro yaqinligini biz shakllantirishligimiz kerak degan da'vo bilan chiqishadi. Mana shu nazariya birodarlar, hozir boya aytganimizdek, haligi qoidaga zid nazariya. Ya'ni haq bitta, haq ko'p sonli bo'lmaydi degan qoidaga zid bo'lgan nazariyalardan. Mana Saudiyaning podshosi o'lib ketdi. Katta konferensiyada shu narsaga chaqirdi. Vahdatul adyan, dinlarning birligiga, dil taqorubul ad, dinlarni yaqinlashtirishlikka da'vat qilib chiqdi. Shuna qilaylik dedi. O'lib ketdi. Allohning oldida hisobini beradi endi. Mana bu narsa ochiq kufr. Hatto Saudiyadagi olimlar ham aytadi. Ochiq kufr bu. Dinlarni yaqinlashtirish. Shuning uchun konferensiyalar o'tkaziladi-da serkiflarga kiradi, qarasangiz yahudiy ham o'tiradi, musulmonni ham kelib qo'ygan, yahudiy o'zini nimasini o'qiydi, Talmudini o'qiydi, musulmonga ozon aytirib qo'yadi, u bittasi Injil o'qiydi, shuna qilib nima qiladi, odamlarga dinlarni yaqinlashtiradi. Ba'zi tushunmagan musulmon, "O, serkifda ozon aytyapti" deydi. Mana buni orqasida juda katta razil narsalar nima qilingan, maqsad qilingan. Hech qachon dinlar birodarlar yaqin bo'lmaydi. Nimaga bu da'vo bilan chiqdi? Chunki agar biz dinlarni bir-biriga yaqinlashtiradigan bo'lsak, o'rtada janglar bo'lmaydi, o'rtada adovatlar, bo'g'iz adovatlar bo'lmaydi. Ko'p hayotdagi bo'layotgan mushkulotlarni biz oldini olamiz, deb turib shu da'vo bilan chiqishdi.
Halbuki özleri bana şun nazariyası yıkılıp çıkılır. Müslümanlarını öldüredi, Müslümanların yurtunu bas oluşar. Ayrıca ki bu dinde hiç kanaka bir adavat, buraya adavat kıl degen nasıl yok, dinde ceng kıl degen nasıl yok dedi. Allah Subhanehu ve Teala Kerime'de yaptı bana bu ayeti kendine cevap verdiler şu adamlar. Allah Teala Kerime'de dedi ki, Bara'atun minallahi ve rasulihi ilellezine ahedtum minel müşrikin. Mana bu sizler ahdleşken müşriklerge Allah ve onun Resulünü baraatıdır dedi. Baraat diye yani beriligidir dedi. Yani aranı açık ki geldiği. Kafirler bilen biz aramız açık. Biz aramızda düşmanlık var, baraat var. Biz onlardan beriyiz. Allah ve Resulü müşriklerden beri bugün. Müslümanlar beri bugün. Kafirlerden. Allah-u Teala Kerime'de dedi ki adavat yok bu dinde deptir ve etkilerlerine yetemizi şu ayet-i kerimen. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvekum evliya. Ey iman getirgenler, menin düşmanlarım mı? O zilenin düşmanlarıyla dost mu ilerdik? Dinimizde buradalar alvala neyen çünçeler var. Albara neyen çünçeler var. Kim Allah için yaş görse, kim Allah için yaman köre diyor olmasa, İslam'ın müstahkem halkasını işlepti dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala Kerime'de dedi ki, قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman keltirmeye diyorlar ya karşı uruş ile, cenk ile. Takbir! Allah'a hakkıdır! Bana şundan hem göre açıkla ayet var mı? Dinimizde uruşçilik var buradırlar. Yer Allah'ın iki mi? Yer Allah'ın iki bugünden keyin bu cahide. Fakat yine Allah'ta olan hükmü Ali kılınışlık gibi. Ve bana şuna sen Ali kılınışlık ki Müslümanlar mamur. Hani şu dillerde yakınlaştırışlıkımız gerek. Dillerde birleştirişlikimiz gerek diyekken adamlar açık küfür güçlükken adamlar. Açık küfür güçlükken. Ne demek edese? Bugün ulamana icma akıgen. Ne demek edese? Çünkü bana bu narsada küfürge razı buluşluk var. Yani sen İsa'nın huda kuvapsan tamam. Sen bile yakınlaşalımız birimiz. Şuna sen razımız değil. Yahudlarla hem razımız değil. Ve Kur'an'daki açık neslerini Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'ın başka şeriatlarını, hükmünü nasıl kılıp, başka dillerini nasıl kılıp kıyarlığını inkar kılışlığı var. Yani bana bu diller hakikaten var. Dip durup ana şu dillerini itiraf etişliği var. Şunun için dillerini yakınlaştığı çakırışlık ve dillerini birleştiği çakırışlık bana bu nasıl biraderler? Küfür, açık küfür ve dinden çıkışlık. Bunu ulamana icma kıyar. Bu hazırda ayet-i ötkenimizdeki mene bu nazariyeki uzları hılaf çıkıyor. Müslümanlarını öldüredi, Müslümanlarını yürütünü bas ola. Bitti, jurnalist Tony degen, o vazı Nasrani bir Müslümanı saval veriyor. Ayet-i ki dillerini birleştirseye bu miydi mi diye. Dillerini yakınlaştırseye bu miydi mi? Sen kapır, sen kapır, Mesih'ini hem kapır deyip, Yahudi'yi hem kapır deyip, ular Müslümanını kapır deyip, birbirimizi yine bakıyandan köre. Şimdi yakınlaştırsak bu miydi mi diye sual veriyor. O adam ayet ki ahli ilim adam. Hazim Salah ayet ki sen Mesih'iysen bana diye. Seni etikadiyim boyunca İsa aleyhisselam bize etikadımız boyunca peygamber. Seni etikadiyim boyunca huda. Sizler huda akıva gelseler. Şu sizlerin hudayiler hakkında. Yahudlar ne mi fikirde bilesen mi diye. Yahudlar ne mi dedi İsa aleyhisselam? Veled-i zina dedi. İbn-i zina dedi. Veled-i zina dedi. Ve Meryem anamız zinakardı işte. Ne'ûzü billah. Haşa. İsa aleyhisselam bana bu sıfatlar ve sıfatlar işliydi. Yine ayet etti ki cevap tıkarın. Kendi kılıp diye. Seni hudayını veled-i zina dedi. Ve seni hudayını anasını zinakardı dedi adamına. Kendi kılıp sen billahi aleyhisselam. Kendi kılıp Müslüman adam bana İsa aleyhisselam'a kılıp. Kendi kılıp Müslüman adam İsa aleyhisselam'ı huda dedi. Nasrani bilen billahi aleyhisselam. Ve kendi kılıp İsa aleyhisselam zinakar dediğinde Yahud bile bile söyledi. Halbuki İsa aleyhisselam da Müslümanlar peygamber dedi bile. O yüzden akide degeni buradırlar. Akide degeni acireliş degen manolarını o zişi görüldü. Yani akide başka akideden hılaflı olurdu. Yani tezkere olur. Ulanın akidesi başka, bizim akidemiz başka. Ulanın dini başka, bizim dinimiz başka. Akidenin tabiatı şuna kadar yani acireli türedigen neresi akide. Kafirler bile, müşriklerle hammaşı, kolabatlar, macusilerle hem akidesini hammasını bir tek türü yok, biz bir barışlıkımız gerek. Diller birbirine yakınlaştırışlıkımız gerek. Dava kılıp çıkarken bu Kur'an'daki açık naslarını, Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar kılıyor adamlar bu. Yani bana şu nazar yani üstüge kurulengen, yani
haq bittemez, haq bir kança buluşluğu mümkün degen karşı üstüge kurulungen nazariyelerden buradırlar ve hazırki zamanda bana şu nazariyelerini işleten ahli batırlar. Birincisi aşı dillerde birliğe yakınlaştırışlık nazariyesi bu gelmesi. İkincisi her bir iştihat kıyan adam, bu adam doğru. Onu hem iştihadı doğru degen nasıl, uyan doğru yapır yaptı, uyan hak degen nasıl getirip çıkarıştık. Eğer iştihat buradırlar, icma bulmagen, ve şeriatta kat'i hükme kemegen meselelerde buladığı olsa iştihat. Fikhi meselelerde. Mala bu nasıl caiz. Velakin şeriatta hükme kat'i kegen ve ulemalar icma kegen meselelerde kişi me iştihat ile yapan ne diyor olsa o batıl ahlı olan. Mala ramal. Nima kıp çıkıştı, yapırıp çıkıştı. Ramalsız benim olan kızlar mehtepi kesip olaradı. Hatta İslam Üniversitesi'ndekiler üniversitede ramalsız kereçlik gereği kızlardı. Ve bana şu nesene ne bak çıkı yaptı, bu ham doğru deyip durup yok ki fetvalarla çıkış yaptı. Bana bu iştihat, iştihat demez bu, batıl bu. Ne bak ya? Çünkü bana bu nesine hicabke ulamalar icma kıyken, bu icma meselesi. Nas kıyken bu nesine. Açık, Nebi Sallam'ın hadisleri kıyken bu nesine. Nas kıyken payette, ümmet icma kıptırken payette, ana bu nesine ne bak? İştihat kıbı mıydı? Bana şu nesana doğru deyip durup gösterdi yaptı da. Yok ki bu masa bana kafalarını, bayramını, yangi yılını yapırıp çıktı. Ha, bir an yıl almışlığı, bir an bir Allah'ın nimeti buladı. Bana bu nesana kısa bu. Bu icman bugün mesela. Bu nesada iştihat yetmedi. Bu batıl fakat. Bana şu nesana iştihatlarda kollap çıkınlığı yaptı da. Yani kısa bu arada, kısa bu arada deyip durup adamlar kegin hakkını bulamıyor kolu yaptı. İştihat fakat yine fikhi bugün ümmet icma kımagen ve kat'i nas kemagen meselelerde nima qilinadi? Ijtihod qilinadi. Undan boshqa masalalarda ijtihod qilinmaydi. Ko'rsangiz, demokratiya bilan hukm qiladiganlar ham mujtahid bo'lib ketgan go'yoki. O'zlarini biz yo'q, biz musulmonmiz, biz islom ahkomlariga amal qilyapmiz demaydi, lekin botil ahli bo'lgan din nomi bilan gapiradiganlar odamlarga bularni mujtahid qilib ko'rsatadi. Bular ham haqqini topyapti, bular haqqi erishyapti. Mana-mana joylari bor. Haqq deb turib, ijmoga zid bo'lgan narsalarni odamlarga haqq qilib ko'rsatib beradi. Ve icma gizit bu genelselerin iştihat kısa böyle deyip türü yapıp çıkışı yaptı. Çünkü lan neticede adamlar İslam bilen, küfürdü, hak bilen, batıldı, yahşi bilen, yamanlı, ak bilen, karanı acıratamıyor. Bana şu hak bitti degen nazari kütarlık etkerliği için, hak bitti degen kaydı adamlardan kütarlık etkerliği için. İbn-i Kudam el-Maklisi özlerine Ravdatul Nadir ve Cennetul Munadir kitaplarda yetediler ki El-Hakku fi kavli vahidin minel mujtehidin ma'adahu muhti سواء كان في فروع الدين أو أصوله لكن إذا كان من فروع الدين بما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فصاحبه معذور من غير إثم فقط لكن لا أنه أصاب الحق معذور من غير إثم وله أجر على اجتهاده ابن قدامى المقدسي يبتلر كي خاخ فروعي مسألة للبسن خاخ أصولي مسألة للبسن حتى بس أعتقد في خي مسألة اشتغال خصوة للدير ما نشو مسألة للدهم أصلا حق بيت للدير Müştahitlerinin sözünde oza hak bitti bolar. Hak furu'i meselelerde olsun, ikinci dereceli meselelerde olsun, hak usulü meselelerde olsun. Ve lakin furu' meselelerde, yani furu' degen akidege taluklıymaz ve icma bulmagen meseleler degen manada. Kat'i delil bulmagenlik için ve açık nas bulmagenlik için ve icma bulmagenlik için bu adam iştihat kıladigen olsa, bana şu adam da iştihat özür kıladı. İcma bulmagenlik için ve açık delil kemagenlik için. Ve açık nas bulmagenlik için bana bu arada. Lekin inson mana bu degani u haqli topdi degani emas. Chunki masalan Imom Shofiy mazhabida ayol kishini ushlab qo'ysa odam tahorati buziladi. Abu Hanifa mazhabida buzilmaydi. Endi kimisa haq deydigan bo'lsa ikkalasi ham ijtihod qilgan. Bu ijmoiy masala bo'lmaganligi uchun, ochiq nas kelmaganligi uchun ikkalasini ham nimasi bittasiniki ikkita ajr bo'ladigan bo'lsa bittasiniki bitta ajr. Lekin Allohning huzurida haq bitta, ikkalasidan bittasi haq. Lekin bular uzr qilinga adashgani, uzr qilinadi va ijtihod qilganligi uchun ajr oladi. Lekin agar ijmo bo'lgan masalada o'zicha ijtihod qilayotgan bo'lsa, u odam ajr olmaydi, gunohkor bo'ladi u odam. Va Alloh taoloning dini borasida beilim gapirayotgan odam bo'ladi. Yoki bo'lmasa, masalan, nikoh masalasida. Masalan, Abu Hanifa mazhabida valis nikoh bo'lib ketaveradi. Shofiy mazhabida bo'lmaydi. Endi ikkalasidan qaysi biri haq desa, Allohning huzurida albatta ikkalasidan bittasi haq. Haq bitta. Lekin mana bu kabi fikhi masalalarda ijtihod sa'iq, ya'ni ijtihod qilsa bo'ladi. Lekin
icma bo'lgandan keyin, nas kelgandan keyin ijtihod qilib olmaydi. Mana bu odam endi haqni topdi degani emas, lekin u odam gunohkor bo'lmaydi adashgan bo'lsa ham va unga ijtihodining ajri bo'ladi dedilar. Endi yana shu haqni bitta emas, bir necha turli bo'lishligi mumkin degan tushunchaga ko'ra qurilingan nazariyalarning yana bittasi birodarlar, biz ikkitasini o'tdik. Uchinchisi haqni nisbiy deb bilishlik. Haq nisbiy degani nisbiy nazariya deydi, nisbiylik nazariyasi deydi. Ya'ni musulmon ham haq. Lekin to'liq haq deya olmaymiz. Yahudi ham haq bo'lib qolishligi mumkin. O'g'ri ham haq bo'lib qolishligi mumkin, kofir ham. U nasroniylarni ham kofir deb olmaydi, ular ham haq bo'lib qolishligi mumkin. Ular ham xudo deyapti deydi, to'g'rimi? Haqni nima qilib tashlaydi? Bo'lib tashlaydi. Natijada bu ham haq, bu ham haq, bu ham haq, bu ham haq. Bu nazariyaning nimasi? Musulmon go'yoki aytadiki, men musulmonman, men haqman. Sen yahudiysan, sen noto'g'risan, lekin sen ham to'g'ri bo'lib qolishliging mumkin. Men esa noto'g'ri bo'lib qolishligim mumkin degan e'tiqod tiqadi. Tushundinglarmi? Mana shu nazariya bilan odamlar nima? Haqni topa olmaydi. Demokratiya ham to'g'ri bo'lsa kerak, unda ham mana qa narsalar bor deydi. Mana qa yaxshi narsalar bor ekan ichida deydi. Va natijada qarab turib, bir qancha nisbati haq ekan deb turib, bu ham haq bo'lishligi mumkin deydi. Bu Qur'on hokim bo'lishligi kerak deyotgan odamlarni o'zi gaplari haq bo'layotgan bo'lsa ham, da'vosi haq bo'layotgan bo'lsa ham, haq narsani ko'tarib chiqayotgan bo'lsa ham, bularni botillikda ayblaydi. Nimaga? Chunki bular haqni bitta deydi. Botil ahli esa haqni nisbiy qilmoqchi bo'ladi, ya'ni bo'lib olmoqchi bo'ladi. Shu nazariyaga ko'ra agar mana shu nazariya to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Alloh Ot qavmini, Solih alayhissalomning qavmini, Lut qavmini halok qilmaslik kerak edi. Nimaga? Chunki ular ham haqqo qolishligi mumkin edi. Mana shu nazariyaga ko'ra Musa alayhissalom men haqdaman deganda da'volari to'g'ri bo'lmaganligi kelib chiqadi. Chunki Fir'avn men Robman deganda u ham haq bo'lib qolishligi mumkin degan narsa kelib chiqadi. Tushundinglarmi mana shu nazariya bilan? Mana bu narsa esa birodarlar islomni aqidasiga, islomni manhajiga zid bo'lgan narsa. Haq bitta bo'ladi, 100% haq. Manhaj 100% haq. Bundan boshqasi esa 100% botil. Nisbat berilmaydi, bu ham haq bo'lib qolish, demokratiya ham, sotsializm ham, kapitalizm ham bu ham haq bo'lib qolishligi mumkin deyilmaydi, botil. Yoki bo'lmasa, agar biz haqni nisbiy qiladigan bo'lsak, musulmonlarning qilgan jihodlarining hammasi botil bo'ladi. Nabiy sollallohu Qurayshga qilgan jihodi, va mushrik arablarga qilgan jihodi, Abu Bakr radhiyallohu anhuning jihodi. Hozir mana shu narsani tushunchasini beryapti-da omma musulmonlarga. Bu jihod qilayotganlar bular adashganlar, bular haq emas, chunki bular to'g'ri qilyapti deb turib, haqni bo'lib qo'yadi odamlarga. Bilmay qoladi natijada odamlar kim haq ekanligini. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam haqni oldida bir narsani haqqi teng qilmadilar. Arablar kelib, Quroy zodigonlari kelib, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga hamma narsani va'da qilishdi. Uylab qo'yilik dedi, posho qilib qo'yamiz dedi, mol dunyo beramiz, hamma narsa beramiz. Hamma narsani taklif qilib ko'rish. Nabiy sollallohu alayhi vasallam teng qilmadi haqqni biror narsaga. Ta'jilakin emsallam agar quyoshdan bitta sho'lani menga olib kelishlikka qodir bo'lsalar ham mana bu narsani tarqimayman dedi. O'n yelkamga quyoshni chap yelkamga oydi degan rivoyat zaif rivoyat. Shu rivoyat sahih. Ya'ni quyoshdan menga bir sho'lani olib kelishlikka qodir bo'lsalar qodir bo'ladimi? Qodir bo'lmaydi hech kim. Quyoshdan kim sho'la ola oladi? Hech kim ola olmaydi. Agar shu narsani olib keladigan bo'lsalar ham deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu narsani tarqimayman dedi. Haqqa biror bir narsani Nabiy sollallohu alayhi vasallam teng qilmaganlar. Chunki haq bitta. Bu ko'p sonli bo'lmaydi. Ibn Qudama Maqdisi rahimahulloh shu hozirgi aytib o'tganimizdek Ravdatun Nadr va Jannatul Munad kitoblarida aytadilarki, hadal madhhab avvalahu safsata va oxiruhu zandaqa. Mana shu yo'nalish buni avvali safsata va oxiri zandaqalikka olib boradi. Zindiqlikka olib boradi. Ya'ni zindiq degani kofirlikka olib boradi, murtadlikka olib boradi. Mana shu tushuncha. Chunki deyaptilar لأنه في أوله يجعل الشيء ونقيضه حقا چونكي bunu avvalida bir narsani va uni teskarisini xilofini ikkalasini ham haq qilib ko'rsatadi. Tushundinglarmi? Ya'ni mana shu aqida, mana shu tushuncha haqni nisbiy qilib ko'rsatishlik to'g'rini ham, noto'g'rini ham ikkalasini haq qilib ko'rsatadi. Islomni ham, demokratiyani ham ikkalasi bir-biriga to'g'ri muvofiq keladi deb turib ko'rsatadi. Kufrning qonunlarini
Hak ahli bilan botil ahlini ikkalasini ham go'yoki haq qilib ko'rsatadi. Bir narsani ziddini haq qilib qo'yadi, deyapti. Va fi oxirihi yukhayrul mujtahidina bayna naqid va oxirida ijtihod qilganlarga tanlaylar deydi. Bayna naqid ikkala bir-biriga tes bo'lgan narsani. Endi ta'arud dalil ikkalasi bir-biriga qarshi dalil bo'lib qolgan, kelib qolgan paytda fayaxtaru minal madahibi ma yaruqu li hawahu va mana shu yo'nalishdan o'zini havosiga ajablantir, o'zini havosi ajablantiradi degan narsani tanlaydi. Tushundingizmi? Ya'ni havosiga qanaqa nima narsa to'g'ri kelib qoladi, shuni o'qib ketaveradi. Mana shu haqni nisbiy qilib qo'yishlik, ya'ni har narsaga bo'lib tashlashlik, haqni bitta emas, bu ham haq, u ham haq deb turib bo'lib tashlashlik bilan shu narsaga tushib qoladi odam. Ya'ni havo nafsiga erishadi deb qoladi. Chunki u ham haq bo'lsa nima bo'libdi deydi. A bu jihat yo'q deydiganlar ham haq deyotgan bo'lsa, bularni safida yuraveringlar deydi. Jonimiz omonda, tinchgina musaffo osmon tagida deb nafs xolab ketaveradi. Botil ahlini botilligini topib bilib turib ham bularda ham bir haq bo'lsa kerak deb turib o'ylaveradi. Haq birodarlar bitta bo'ladi va haq hozir aytib o'tganimizdek ko'p sonli bo'lmaydi. Mana shu nazariyalar bilan birodarlar haqni bir necha turli degan nazariyalar bilan birodarlar hozirda musulmonlar haqni topa olmayapti. Shuning uchun biz bilishligimiz kerakki birodarlar sizlarga muhim bir qoidani aytib o'tdikki al-haq vahid haq bitta bo'ladi va haq ko'p sonli bo'lmaydi. Mana shu narsani biladigan bo'lsak ko'p masalalar yechilib ketadi birodarlar. İnşallah keyingi qoidalarni ertangi bo'ladigan darsimizda davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga haqni bildirgan bo'lsin. Haq bilan botilni o'rtasini ajratadiganlardan qilgan bo'lsin. Amin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqni sobit qadam qilgan bo'lsin. Jazakumullohu xayron va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.